Evet, hoş geldiniz arkadaşlar, kardeşler. İlk önce küfür hassasiyeti olan biri varsa siktirse gitsin buradan. Şaka şaka, özür dilerim. Ama muhtemelen aralarda küfür olacağı için, çünkü Türkiye'de yaşıyoruz, modern çağ 21. yüzyıl ve halkız sonuçta. Sonuçta halktan başka bir şey yok şu an ülkede. Lütfen terk edin. Ama abone olup terk edin. Şimdi en temelden başlıyorum eğitim videosuna. Age of Empires 4 nedir? Ana şey bu. Şimdi Age of Empires 4 simülasyon oyundur. Neden simülasyon? Çünkü gerçekten orta çağda yaşasanız, hadi biraz daha yakın çağda yaşasanız, yeni çağda ve general olsanız çok işinize yarardı gerçekten. Yani çok güzel taktikler geliştirebiliyorsun. Sınırlı olsa da maalesef, biraz fazla sınırlı 200 rakamı. Neyse ki Age of 3'teki gibi de fazla yer kaplamıyor birimler ama yine de çok çok sınırlı. O kadar da sınırlı değil yani. Bir şeyi var. Keşke village, köylüler sınırlı olsaydı da şeyin daha geniş bir sınırı olsaydı. Asker böylece daha çok şey yapabilirdik. Neyse. Şimdi Age of Empires 4 gerçekten çok kaliteli. Evet, devlet yönetmesine biraz öğreniyorsun ama daha çok savaşla alakalı ve ekonomiyle alakalı. Savaş ekonomisiyle alakalı diyelim. Bu şimdi Age of Empires 4 diğer Age of'ların birleşimi gibi. Yani Age of Empires 1'den daha çok küçük adam şey, büyük adamları almışlar, küçük binalar almışlar. Böyle yarak gibi bir şey var maalesef. Yani adamın taşağı kapı kadar yani. Böyle şey mi olur amına koyayım? Normal diğer Age of 3'te falan adam akıllı binalar büyük, gemiler çok büyük. Ve askerler de küçük veya işçiler vesaire küçük veya diğer üniteler, birimler. Öyle olması lazım yani. Daha realist oluyor. Ve mesela şu an %60-%70 oranında küçültseler birimleri, binaları veya gemileri, iki gemileri büyütmeleri lazım. O zaman hem daha gerçekçi olacak birimler binaların yanında, hem de sanki daha çok uzağa vuruyormuş gibi olacak. Onları da anlatacağım. Şimdi gavurcasına giriyorum çünkü ana mevzulardan en büyüğü diyebilirim. Çok kötü de olmasa gayet kötü bir çevirisi var Türkçe'de. Ama hala çok rahat bir şekilde oynanabilir Türkçe'de. Hatta İngilizcesi bile kötü. Nasıl? Mesela çağ 3 binasına çağ 2 diyorlar. Evet, böyle yarak gibi. Hatta Osmanlı Türkleri konuşurken saçma sapan bir şeyler de söylüyor. Bina inşa edeceğim derken. Yani böyle, hani arkadaş tamam da ulan, onu seslendiren çok büyük ihtimalle Türk. Yani sen bilmiyor musun Türkçe ya? Neyse. Evet. Şimdi artık başlayabiliriz. Hemen girelim. Tutorial'a. Tutorial. Eğitimimize hemen giriyoruz. Zaten Age of 4'ü yükler yüklemez size bunu gösterecekler. Ha, bu arada evet, Age of 1'den daha çok o alındı diyelim. Age of Mythology'den 4. çağda sarı şeyler alındı diyelim ve 3. çağda, 3. çağda işte gümüş zırhlar gibi. Age of 2'de de bayağı benzer bir yapısı var gibi. Ve Age of 3'ün de tabii ki çeşitliliği, civilization çeşitliliği, ülke çeşitliliği gibi. Yani birbirinden devletler daha farklıydı Age of 3'de, Age of 2'den ziyade. Şimdi artık başlıyoruz. Diyor ki garibanlar refüji olmuşlar. Kendi ülkelerinden kaçmak zorunda kalmışlar. Yeni bir köy kurmak zorundalardı şehir dışında, yani kırsalda. Evet. Şimdi bir dur hele bacım. Establish your economy. Diyor ki ekonomimizi kurun. Neyse şunu da okuyayım. Yeni bir yerleşme alanı kurarken ilk priority, ilk ana öncelik kaynak, et kaynağı veya işte yiyecek kaynağı locate etmek, bulmak gibi diyelim. Şimdi şu görmüş olduğunuz 3 tane birim var. 10 yer kadar yerimiz var. Yani totalde 7 yerimiz kalmış. Şu bina ne kadar
birim alabileceğimize dair. Bazı birimler, birçok birim bir yer kaplıyor. Bazı birimler üç yer kaplıyor. Ki bu üç yer kaplayan normalde savaş kuşatma araçları, işte Şah Merdan gibi, yani Koçbaşı, işte ne bileyim yürüyen sultan kuleleri, işte ondan sonracıma toplar, mancınıklar vesaire. Bunlar mesela üç yer kaplıyor. Bazı gemiler üç yer kaplıyor. Doğru hatırlıyorumdur. Ve mesela şu an iki boş işçimiz var. Bu çok kötü. İşçiler kesinlikle çalışması lazım ve mümkün olduğunca sürekli işçi çıkartması lazım ana binanın ki ekonomi sürekli düzgün kalsın. En az 100 işçi mesela, sallıyorum götümden şu an. Şurada görmüş olduğunuz et kaynağı, yiyecek kaynağı. Şu aşağıda gördüğünüz, ha bu arada et kaynağı ne işe yarar? Bazı geliştirmelere yarıyor. Ondan önce zaten işçi çıkartmasına yarıyor, asker çıkartmasına yarıyor. Yani et olmazsa olmazımız gibi bir şey. Kuşatma birimleri genelde odun ve altında çıkıyor. Odun zaten ülkemizde çok bulunan bir şey. Bir sürü hayvan var. Odunumsu. Neyse. İşte bina yapımında, araştırmalarda, kuşatma birimlerinde, gemilerde vesaire işe yarıyor. Altın keza öyle ve genel olarak çok güçlü askerlerine çıkması için altın gerekiyor ve daş. Bu daş genelde savunma şeyleri için kullanılıyor. İşte surlar olsun, taş surlar yani. Ondan sonracıma kulelerin atışı, yani oraya asker yerleştirmek için bir delik açılıyor. Onu taşla açıyor pezevenkler. Ondan sonracıma mesela balista yerleştiriyorsun. İşte ne bileyim top yerleştiriyorsun. Yani küçük toplar yerleştiriyorsun kulelere veya kalelere. Kalenin zaten yapımı direkt taşla. Japonya değilse. Ondan sonracıma olay böyle. Bu çağımızı gösteriyor. Şu an birinci çağdayız. Dört çağ var Age of 4'te. Diyor ki gather, topla 50 tane et. Yiyecek daha doğrusu. Evet, bunların... Şimdi bu ne işe yarar? Saldırı A. Özellikle kovalanmasını isterseniz A'ya tıklayıp saldırırsın. S dur demek, stop. F birilerini binalara sokmak için. Ki normalde G var. Direkt en yakın yere girer. V'de olduğun yerde kal. Bu taktiklerde çok işe yarıyor. Şimdi askeri taktiklerde bu iş için şey değil de. Genelde. Evet, şimdi diyor ki mesela belli başlı kaynaklar var et için. Yani daha doğrusu yiyecek için. Mesela berry bush. Peach bush. İran katili. Neyse. Bunlar işte mesela birdland vesaire topluyorsun. Mesela 250 et var. Şurayı görüyorsunuz. 250 et var. 220'si kalmış. Yani bunları toplamışlar. Her bir işçi genelde, tabii ülkeden ülkeye fark var. Genelde 10 toplayabiliyor en başta, ilk çağda. Bakın görevi de zaten görüyor. Food source. Yani diyor ki ayak değil, ayak fetişlerine değil. Food, feet değil, food değil. Yiyecek kaynağı. Evet. 50 The village could start to grow. Allah Allah. To do so, it would need more hands to share the work. Allahu Ekber. Diyor ki, sağlıklı bir kaynağınız varsa, yiyecek kaynağı, yani stable manasında diyor. Böylece artık köyünüz gelişebilir, şehre dönüştürebiliriz diyebiliriz. 5 tane en az işçi çıkartın diyor. Produce. Eat. Şu an bu görmüş olduğunuz ana binamız. Şu görmüş olduğunuz noktalı noktalı şeyler bu ana binanın menzili. İlk ana bina vurur normalde. Diğer türlü içine işçi veya asker koyman lazım. Normal şartlarda. Bu diğeri gördüğünüz başka bir bonusun şeyi. Bu İngilizlere özgü bir şey. Network of Castles. Diyor ki eğer düşman ne zaman yakınlarda olursa özel bir alarm çalar. Bu da bütün askerlerin veya herkesin %25 daha fazla attack speed kazanmasını sağlar. Şimdi bakıyoruz. Villager. Burada özellikleri yazıyor. Ne yapabildi? Artıları eksileri yazıyor ki onu bile doğru çevirmiyorlar bazen. Worker diyor. Burada çok önemli, bakın bunu unutmayın. İşçi manasında. Şimdi diyor ki görevimiz build a meal. Yani
Değirmen işareti. Okey. Şimdi şuna devam ediyoruz. Şurada mesela ağır askerse heavy asker yazarı. İşte atlıysa cavalry, light cavalry veya heavy cavalry yazarı. Yani bunlar başka şeylerin bonuslarını gösteriyor. Ya bir bırakın. Şimdi. Allah cezanı versin. Evet. Odun lazım. Diyor ki bir şeylerin işareti. Neyse şimdi. Bu köyün, köylünün mesela özelliklerini falan yazıyor. Mesela diyor ki artı özelliği neymiş? O şeyde yazıyor işte odun toplar, altı odun, onlar ayrı. Artı özelliği neymiş? Okla saldırır, şey yayla saldırır diyor. Bu mesela İngilizlere özgü bir şey. Normalde diğerleri bıçakla falan dalıyor. Bizans'tan yanında sarnıç varsa mızrağı falan çıkartıyorlar. Ama hala bonus yok atlıya saçma bir şekilde. Neyse. Ondan sonra şimdi weak in combat. Mesela eksi özelliği neymiş? Savaşta iyi değillermiş. Ama aslında bayağı güçlüler ilk çağa göre. Şimdi ne var? 50 can var. Görüyorsunuz ki orada da yazıyor health. Armor nasıl biliyor musunuz? Şimdi fire ateşe karşı armor. Yani bu bina değil ki ateşe karşı armor olsun diyelim. İleride öyle çeşitli askerler gelebilir. Melee yani yakın dövüş hasarına karşı armor. Range yani okçulara falan karşı armor veya tüfeklere. Siege yani kuşatma birimlerine karşı armor. Mesela kafana daş dişi. Adam akıllı armorun olması lazım ki kurtulasın. Şimdi movement speed yürüyüş hızı yani hareket hızı 1.12 tiles. Ne kadar yükselirse bu o kadar hızlı demek. Atak saldırıları. Mesela bow parantezini ranged yazmışlar. Yani ok menzilli saldırı. Mesela burada görüyorsunuz menzilli zırhı 0. Eğer bu 1 olsaydı şu olacaktı. 6 bow'dan şey bow'la sıkıyor ya oku yayla. O 6 vuracağını 5 vuracaktı. Şimdi biz düz kafa diyoruz ki ana ne kadar az. Hayır çok aslında. Başlangıç için özellikle o kadar fazla ki mesela demirci de eğer saldırı gücü veya savunmayı artırırsanız o kadar çok şey fark ediyor ki. Yani mesela düşünün bir tane adam 5 hasarı var ve siz onun bir hasarını artırıyorsunuz demirciden. Ne yapıyor? 5 yerine 6 oluyor. Bu %20 fazla hasar demek. Arkadaş. Eğer 10 hasarı olsaydı, 1 artırsaydı 11 hasar. Yani %10 hasar. Yani o şeyler demirci çok mühim. Neyse. Mesela 3.75 tiles range diyor. Yani mesela şuradan şuraya sıkıyor diyelim. Yani bu tile dediği şey. Bu kareler şu an gözükmüyor. Misal bir bakın kareleri görüyorsunuz. Onun gibi bir şeyler. Yani belli bir menzilini anlatıyor o tile. Ve 3.38 hızda sıkıyor. Bu acayip yavaş demek. Yani saniyede yani 3.38 saniyede bir sıkıyor demek. Yani bir saniyenin altına düşüyor 0.75 falan olacak sallıyor. Knife bıçakla saldırıyor. Meal görüyorsunuz. Meal'i yani yakın dövüş. 0.29 tile range'i var. Yani ha böyle götüne de gelmesi lazım ki bıçaklayabilsin. Ondan sonra 3.88 hızla saldırıyor artık ebenin ama. Torch yani fire damage, ateş damage, yangın hasarı vesaire 15'miş bayağı çok çok iyi. Ve bunları binaları falan yakmak için kullanıyorsunuz veya şahmerdanları koç başlarını falan yakmak için kullanıyorsunuz. 1.5 tile range'i var. Tiles. Yani biraz fazla uzaktan sıkabiliyor, atabiliyor yani biraz çabucuk. 5.88 saniyede bir yani evet, şimdi bakın böyle şunu görüyorsunuz ya. Yarak gibi bir şey ama. En başınızda en uyuz olacak şeylerden biri bu. Çünkü sürekli size bir şeyler söylüyor. Oyun yüklediğinizde. İleride neyse kapanıyor. Bence yine tutorial'ı kapatmayın. Ona ayarı da var. Eskiden yine kapanmıyordu. Haber söylüyordu. Her yeni maçta söylüyordu neredeyse. Evet, şimdi size başka söylemem gereken bir şey... Sanıyorum ki şu an burada yok. Burada görüyorsunuz işçilerin inşa edebildiği şeyler ki başka birimlerde bir şeyler inşa edebiliyor. Oduna gönder diyor. Gönder sen de. Çık. Bu R ne demek? Koşuyor. Çalmadan bunu. Normalde alarm çalıyor şu. Herkesi çağırıyor. Bu D tek tek. Bu eski bölgeden geliyor. Bu işlerine döktürüyor ki bukluydu bir dönem. Şu sağ tıklarsanız bir yere şey bayrak koyar. Çıkan işçiler veya askerler oraya gider. Eğer mesela bakın tıkladım. Odunu seçti ya. Her çıkan işçi eğer yakında da odun varsa oduna gidecek.
Denenenen. Bakın kıpkırmızı bir şey. Diyor ki doldu. Yerin doldu. Yani ev yapmamız lazım ki yer artık açılsın. Yeni şey kurabilirim. Bu haritamız ne North kuzeyi gösteriyor. Neye basın hap biraz daha büyüyor. Diyor ki şu an ekonominiz sağlam bir şekilde gelişiyor. Eğer yakını şey koyarsanız oduncu daha hızlı ekonomimiz gelişir. Çünkü bakın yürüyor şu an. Şu an mesela bunu artık kasmıyor. Her işçi saniyede ne kadar kasıyorsa artık şu an bense bilinmiyor. Ece işte var çok güzel. Bilinmiyor. Bakın geldi koydu. Yani çok mühim. İşçiler kolay kolay yürütmeyin. Bakın bunun mesela 50 oka karşı veya range'e karşı zırhı var. Yani buna ancak bir vurabiliyorlar. Oklar falan. Eğer 50'yi geçmiyorsa, 51'i yani 50'yi geçmiyorsa diyeyim. Anladınız, şu hesap yapalım. Evet, left click ilerine tıkladık bir tane eşeği. Gel 8 saniye, 50 odun mesela gerekiyor. 8 saniyede yapıyor, aşağı görüyorsunuz. Population building özelliği, increase your population, maximum population. Diyor ki işte sizin şunu artırır diyor işte. Şimdi shift'le yaparsanız, shift'e basılı tutarak yaparsanız bitirdikten sonra diğerine gider. Zaten normalde gider. Ama mesela bunu burada yaptım. Buraya gelmezdi. Ama şimdi gelecek. Niçin biliyor musunuz? Çünkü shift'e bastım. Yani bunları da yapabilirsiniz. Mesela size göstereyim. Bir tane de odun var burada görüyorsunuz. Bırak lan. İt olur. Pardon. Bacım. Şimdi 11'im. Bug'a mı girdi lan az önce? Ya da şunlara biri geldi. Okey şimdi mesela buna yürüdüm. Buraya yürümeyecek çünkü ben basmadım. Veya bak direkt gördüm bakın. Evet daha çok kişi gelebilir diyor işçi olarak çünkü şey oldu. Farm lazım diyor. Farm dediği tarım. Alo. Edge of 4 eğitim videosu çekiyorum da şu an kayıttayız. Doğru bir şey söyleyeceksen söyle ya da siktir git buradan. Velet Selim. Bu arada yorumlar yapıyorlar Edge of 3 videosunun altına. Sana da biri bir öneride bulunmuş. Oku onu yanıtla. Tamam şey sen şey yap. Ya Edge of 4'e geleyim ben ya da şey Conan'a geçelim. Tamam Conan'a geçeriz de şu videoyu bitireyim. Az kaldı zaten. Tamam bitireceğiz. Okey hadi fuck off. Hadi. Fuck off İngilizce siktir git demek. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi sağa sola tıklanınca direkt gidiyor. Ama eğer mesela taktik yapacaksınız. Shift'le hopper'a tıkladım. Sonra buraya tıkladım. Bakın. Bunu normal shift'e bırakıp sağa tıklarsanız bozulur bu yürüyüş. Bakın şu an arzu ettiğim yerleri geziyor. Burada da görev listemiz. Evet mesela bozmak istiyorum. Direkt sağa tıkladım. Bak dönüyor. Şimdi mesela buna bastık. 1, 2, 3. Bu sarı bölgeyi soracak zeki arkadaşlar için. Doğru yapıyorsunuz sormakla. Sorulak öğrenilir hayır. İngiltere'ye özel bir şey var bu. Tarım alanlarının yanında şey mil, değirmenin yanında tarım alanı kurarsanız normalden daha fazla size yiyecek veriyor. Her ülkenin gerçekten çok farklı özellikleri var. Yani Edge of 3'ten bunu almışlar bayağı. Hatta oradan bile artık neredeyse daha farklı şeyler var. Çok çok güzel yani bu konuda. Şimdi Explore the Wild. Şimdi doğayı gezip göreceğiz. Çünkü karanlık bir dünya kimsenin hoşuna gitmez kolay kolay. Gezeceğiz, dolaşacağız. Hissedeceğiz. Aklımızla, kalbimizle bir yerlere varacağız. İkisi de lazım. Hem duygular lazım, hem akıl lazım. %51 bence duygular daha lazım. Çünkü bizi insan yapan asıl duygular. Akıl genelde bencil yapar insanı. Evet. Bu scout, öncü diye çevirmiş öküzler. Normalde izci demek. Mesela shift'le gezelim. Bakın, farklı yerleri görebiliyoruz. Ayrıca haritadan da tıklayabiliriz. Evet, gezsin birader.
Gez bakayım. Bir tane boş işçimiz var. Bakın bu en son yaptığım. Sen de gel. Sen de gel hadi. Bacım. Hadi ulan. Gez. Ay seni. Ulaşılamayan bond bölgelerini sikim. Evet. Şimdi... Bakın ne güzel bir alem. Allah ne güzel yaratmış. Ama bir yerden öyle bak. Sonuçta sanatın sanatçısı olur arkadaş. Evet gezdim mi? Aha gold vein'i bulduk yani altın damarını. Yani altın madenini diyek. Yani oraya bir tane altın maden kuracağız. Şu oluyor. Bu taşları ve altınları getirmemizi sağlıyor. Yani oraya boşaltmamızı sağlıyor. Ve oranın araştırmaları orada. Siktirin gidin hadi. Yani neydi arkadaşlar? Madem olan İngiliz. Fuck off! Evet. Şimdi bu eşekler giderken K unutmayın her insan değerlidir. Hata yapana kadar ki hepimiz hata yapıyoruz. Tövbe edin. Ondan sonra acaba o orospu geçsin. Şöyle bakıyoruz. 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 Evet. Buradaki görevimizi de tamamladık. Normalde burada araştırmalar oluyor. Hızlandırıyor. Üretim. Yani. 50 tane altın topla diyor. Bakın zaten hop toplandı. Yine mi gezeceğiz? Gezsin tamam işte. Gez şuraya gez. Artık büyük bir kasaba olduk. Ya çok büyük maşallah. Sikkaları ya. Şimdi. Landmark dediği sembol. Yani simge de geçmemiş durumda. Sembol binalar. Her devletin kendine özgü sembol binaları var. Şu an bir tane göstereyim. Normalde ikişer ikişer göstereyim. İnşallah ileride üçer üçer falan olur. Daha fazla olur. Mesela bu neydi? Abbey of Kings. Yanındaki askeri ürün üniteleri 1,5 saniyede 2 iyileştirir. Yani her 1,5 saniyede 2 iyileştirir. Burayı kuralım. Lan yarattım. Şuna bak. Bak. Koskocaman kapı kadını. Bak küçük kapı var ya şurada bak. Şurada. Aha. Ben taşıyorum. Çıldıracağım ya. Tamam her şeyden bir şey aldınız da bunu niye aldınız oradan ya? Şunu artık küçülün işçileri askerleri. Ve bir seçenek sunun görelim adam akıllı. Uyuz bir şey ya. Ne kadar çok işçi çalıştırırsanız o kadar hızlı çağ atlarsınız. Bakın çağ atladık. Çağ böyle atlanıyor Age of 4'te. Özel binaları inşa ederek. As a thriving feudal township, the townsfolk had been driven from their homes before. However, this time they would defend themselves. Artık kendimizi savunma vakti. Evet, kasaba halkının kendini savunma vakti. Mızrakçıları kullanmayı öğreniyor yani mızrakçıları. Barak, bakın 150 odun, 15 saniye görüyorsunuz. Sağ tarafta da neler çıkabileceği yazıyor. Mesela hardened spearmen ve vanguard men at arms. Yani mızrakçı ve kılıçlı asker çıkıyor. Yapın. Bakın bunun özelliği neydi? Bakın binanın özelliği mesela burada var. Burada da yazıyor da. Burada direkt bir şey olarak bonus gibi görebilirsiniz. Kutsal emanet var. Onu apayrı anlatacağım. Şimdi. Once it had a barracks, the town could establish a standing force of soldiers. Simple infantry men armed with spears were a common choice for these militias. Şimdi ana mızrakçı asker. Şimdi ya yapma artık lütfen. Anladık tamam. Tamam bunda tamam. İlk başta çok doğal güzel şey ama işte sinir bozucu ileride. Şimdi mesela 60 et 20 odun. Ne burada ve ne burada. Shift'le basabiliyoruz yine.
fazla fazla basarsınız. Nedense markete yapamayız ama diğerlerinde yapılıyordu. 8 saniyede çıkıyormuş. Mesela bu askerin artı ve eksileri yanında yazıyor. Kesinlikle çıkartmadan önce okumanızı tavsiye ederim. Kesinlikle okuyun ya da izleyin işte. Video falan çekiyor zaman olayım. Şimdi mesela artı ne? Anti-Cavalry Specialist. Yani atlılara karşı normal şartlarda bu çok güçlü bir asker. Eksilerini hafif ranged askerler için, yani işte mesela hafif menzilli asker, mesela okçu, normal yaylı okçu, bunlara karşı kötü ve weak against armored infantry, yani zırhlı askerlere karşı da kötü normal şartlarda diyor. Ama mesela şey, Fransa'nın ağır atlısı var zırhlı, ama bu iyi çünkü bunun zaten ana özelliği normal şartlarda iyi. Yani bunun çünkü normalde ana özelliği zaten atlıya karşı olması. Evet, shift'e bir basalım. Her şeyi en ayrıntısına kadar anlatıyorum. Yani en sıfır arkadaş için diğerlerini zaten uyarmıştım. Hatta yazacağım da sıkılmasınlar diye, ama en azından sohbet edinleyebilirler beraber. Küfürleşiyoruz. İşte ülkenin durumu maalesef. Ben de isterdim karşılıklı Sokrates oku yakamı. İşte. Okuyoruz aslında ama. Gıcık. Okumuyor şu an. Kendi başına okumaya başladı bir arkadaş. Neyse, ben de evde okuyorum işte arada. Evi çok sevmiyorum okumayı. Dışarı daha güzel oluyor metroda falan. Çünkü ev üstüm üstüme geliyor ama. Veya bir parkta falan kimse yokken. Okuyacağım güzel güzel. Evet. Şunu da mesela buraya koyduk. Böyle tekil ağaçlar falan genelde direkt paramparça olunabiliyor. Bina inşa edeceğimizde. Kaç tane diyor? 10 tane. Basabildiğimiz kadar basalım. Bu izci. Gördüğünüz gibi bu normalde. Hatta onu da anlatayım. Noktaya basın. Aha, izci. Şimdi bu arkadaşın özelliği izcilik. Yani bu adam akıllı savaşamıyor. Yarak gibi savaşıyor ama şeyi çok iyi. Ok, bakın ne kadar geniş alanı görüyor. Bir tane herhangi bir işçi. Bak, bu kadar işçi var. Adam akıllı bir yeri göremiyorlar. Ha tabii, sağ sola toplam bir şey yok. Toplam bir puan olarak görmüyorlar tabii. Şahıs başına görüyorlar. Mesela bakın, bu kadar küçükman bir alanı görüyoruz. Ama bu mübarek, her yeri görüyoruz. Ha, bu pişler bizi işgal etmişler zamanında. Bunları geri alacağız, topraklarımızı. Şimdi bunun özelliği, bakın gördüğünüz gibi adam akıllı vuramıyor. Tamam, bir hele bir dur. Palisade de şu tahtadan surlar. Şimdi kısa kılıcı var. Görüyorsunuz. Oku var ama bu oku şeye karşı kullanıyor. Geyikleri vesaire. Özel bir teknoloji var. O geyiklerin ölülerini taşıyabiliyorsunuz işçiler yesin diye. Bir de 15 torch var. 135 canı var. 4 vuruyor gördüğünüz gibi. 1.62 hızla. Bayağı hızlı koşuyor. Şimdi bunları, ha bu arada hepsini beraber seçersek en yavaşa göre hareket ederler. Bir yere saldırmadığınız sürece. Mesela bakın. Ne kadar hızlı geliyor atlı. Yani çok hızlı değil işte. İnanırsa. Şimdi bakalım. Bakın. Artık atlı da bunlar gibi sikik sikik yavaş yavaş yürüyor. Şuraya gidiyoruz. Ya bir bırak. Yarak kafalı. İyi. Buna sağ tıklıyorsunuz. Saldırıyorsunuz. Maalesef çok dandik Age of 4'ün surları, Age of 3 gibi. Ha, ama taş surların üstüne okçu falan koyabiliyorsunuz. Kesin zavallı işçileri. O zaman okçular hem daha az hasar alıyor hem de daha uzun yere vuruyordu eskiden. Şimdi çok uzun yere vurabiliyor ama evet, biraz daha hala az hasar alıyor. Enemy bakın koşuyor. Mızrakçılar bunun götüne girsin hadi. Şimdi bakın 110 can.
Yani taşak mı geçiyorsun zaten? Yani? CTR 1 yapın. Mesela bakın bu artık kontrol ediyor. Bastık. Biz artık kontrol edebiliyoruz. Evet. Böyle. Sağ basılı tutarsanız hizalarını da alıyorsunuz. Atak move'a tıkladık. Aynen. Sanki önceden şey olmuyor zaten. Neyse şimdi. Çok ağır esiftik anlı. Evet görüyorsunuz burada bayağı bir atlası var. Şimdi. Milişanesi kim amına? Yani militanlar. Şimdi bunlar şey. Şimdi bakalım. 110 canı var. 1.25 hızı var. 8 at, evet birkaç çeşit atak olabiliyor. Misal. 8 normalde vuruyor. Artı 8 kalveriye bonusu var. Yani toplayın ata 16 vuruyor. O artı 8'ler ayrı ayrı. Spear Wall normalde var. Yani Spear Wall burada şu an olmayacak muhtemelen eğitimde olduğumuz için. Normalde yere böyle tutuyorlar. Saplıyorlar gibi mızrakları. Gelen at üstüne oturuyor. Evet hadi girelim. Onun mesela şeyi falan saldırısı falan farklı. Buna zaten görüyorsunuz hızlarına saldırı şeyleri falan. Evet okey. Evet böyle bir aptallık oluyor. O yüzden mesela kolay kolay birine saldırmamaya çalışın. Enine vurun. Zaten gerisini saldırın. Yani o mesela çok karşılaşabileceğiniz bir saçmalık Edge of 4'te. İlla şey yapacaksınız. Yani önüne falan tutacaksınız. Yoksa kendiniz şey yapsanız. Yeterince... Yeterince iyi şey yapmıyor. Adını söyleyeyim. Yeterince iyi savaşamıyor. Sağında dolanıyor derviş gibi. Mevleviler gibi. O yüzden olmaz. Yani size tavsiyem genelde önüne tıklayın. Sonra ayrı ayrı savaştın. But other enemy positions are weighted further up the road. Hostile archers defended the next camp, which would put spearmen at a disadvantage. Diyor ki karşıdaki bir sonraki kampı okçular. The township needed cavalry of its own to deal with this, and so would need to build stables. To deploy that cavalry quickly, the town needed to build stables near the front lines. Okçular koruyacak. O sebepten ötürü. O sebepten ötürü iki tane bile. İki tane. Fortunately, friendly villagers came out of hiding and joined the effort. He, friendliler buradaymış. O sebepten okçular, mızrakçılar dediğimiz gibi bonus olduğu için bir bonus tablosu var. Onu ayrı bakarsınız. O yüzden mızrakçı yerine atlı yapacağız. Hafif atlarda okçuları çok rahat genelde öldürüyor. Bakın genelde diyorum. At kadar karanlık. Evet. With stables in place, the town could field horsemen of its own. Şimdi 15 atlı üretim diyor. Üretelim shift'le. Olmadı et yetmiyor. Hele bir gel. Şöyle şey yap. 1, 2, 3. Kaç kaldı? 1, 2. 2 tane var şimdi. 1, 2. Artık et yetmiyor. Mesela kaç işçi çalışıyor? 3 tane, 10 tane, 6 tane. Görüyorsunuz taşta hiç çalışmıyor. Ve tahmini dakikalık üretimde buradan görebiliyorsunuz. Mesela dakikada tahmini 140 et gelecek 3 işçiden. Buna mesela 300 odun gelecek 11 kişiden. Buna da mesela 270-280 altın geliyor dakikada tahmini. Tabii bunlar teknolojiyi, ne kadar işçi olduğuna, sonra teknolojiyi, ondan sonra ne kadar uzakta falan olduklarına bağlı şeyler. Genel olarak. Eat. Ha sen el alemi şeyine bak. El alemin tarlasını yap bakalım. Şimdi 110 odun şey 110 et 10 odun 11 saniye görüyorsunuz. Tabi bunlar normal şeyle farklı.
Dön ta 1.0'a. Haydi şimdi. Evet. Öyle bir şey yapmak istemedim. Peki. Şöyle yap. Ne güzel canı olmuşum eskiden. Şu normal yere yazken kadar kılıçlı kadar o iyi değil. Evet, mübarekler. Kaç? 10 tane oldu hadi. Bize o zaman daha çok lazım. Şuraya da bir tane yapalım. Ana binanın yanına ne kadar yakınla yaparsanız o kadar karlısınız. Çünkü ana bina korur saldırılarda. 3, 5. 3 tane daha buradan toplayalım. Gelin. Bunun yanına 8 tane yapılabiliyor. Normal şartlarda. Evet arkadaşlar, haydın amına çıkın. Hadi 3 tane daha lazım. Evet hadi son bir tane daha. Şimdi misal bu arabana bakalım. 1.88 hızı var, 195 canı var, 9 hasarı var, 1.75'te saniyede bir vuruyor. Artı 5 okçuya bonus var, görüyorsunuz 30 torch'u var. Biraz fazla yavaş sıkıyor ama 30 torch. Bir daha farklı bir saldırısı var. Evet. Diyor ki atlılar daha yavaş targetlara karşı etkilidir daha çok. Mesela okçulara karşı diyor. Evet gönderelim şunları. Bakın şu an görüyorsunuz hepsi aynı şeyde koşuyor. Yani iki kere sağ tıklasanız bile değişmiyor koşuşları. En yavaş askerlere göre gidiyorlar. Hadi gideyim. Gideyim. Bu arada bu eğitim diye o kadar işi çıkartmadım. Gideyim, 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 gideyim. Ranket de var. Koşun, koşun. Bakın şimdi şey farklılaştı, saldırıya geçiyor. Evet, bakın dediğimi gördünüz değil mi? Yani birine saldırdığın için bir, bayağı bir dolanıyorlar. Ama eğer siz hala çok fazla kişiyseniz, hızlı ölmeyecek az kalsın. Atabilirsiniz, gördüğünüz gibi yuvarlak çizip öldürdüler bu şekilde. Evet, şuraya gidelim. Burası gördüğünüz gibi ok çıkışız. And moved on to destroying the archery range itself. The invaders' archers and their camp were destroyed. A final enemy emplacement remained, one fortified with palisades and defended by spearmen. Şimdi diyor ki karşıdaki başka bir yerde bir sur var ve atlılarla, pardon, mızrakçılarla kendini savunuyor. O yüzden niye de cıvık? Evet doğru duydunuz. Aslında duymadınız, kendi akıllarınıza şey diyorsunuz. Okçu. Ne kaçmış garibanlar. Okçu yeri yapacağız. 3 tane ne kadar çok yer yaparsınız o kadar iyi genelde, çünkü sonuçta bu da kaynaktır yani asker yerine bunu yapıyorsunuz unutmayın. Ama lazım yani. Age of 4'te. Keza Age of 2'de aslında. Ama özellikle Age of 4'te çok lazım. Çok kaşı. Şimdi buradan kaç üretim olacak? Ha daha üretimi yazmayayım. Max 15'e kadar sıralayabiliyorsunuz. Çıkacak iş birimleri mesela bir binadan. Bu şimdi 3000 aldığı için 45'e kadar sıralayabileceğiz. Shift'le tık 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 tık. Tabi tek tek çıkardı. Genelde. Evet. With several archery ranges in place, the town could add longbowmen to its forces. Yani kılıçlara karşı şu an 20 tane longbowmen üretim diyor. Bu İngilizlere özgü okçular. Daha uzun menziller vesaire.
Şurayı üretelim. Bakın 50 et, 30 odun, 80 el çıkıyor. Vesaire vesaire. Orada eksisini artısını yazıyor. Mesela atlar bunları siker diyor. Ama tabii sikecek kişiye bağlı. Çünkü onlar kazıkta koyabiliyor özelliği olarak. Baskin diyoruz. Burada muhtemelen göstermeyecek ya ona ama. Evet. Burada kılıçla da kesebilirsiniz bu kılıçları. Genelde. Şimdi bakın şuradaki sırayı 36 tane çıkıyor. 33 3'er çar çıktı. İşte birer birer çıktı hepsinde 3 tane var. 9 görüyorsunuz. Bakın kaç saniyede bir. 10 saniye evet şimdi 20 saniye. Ve güzel 20 saniye daha. Hatta biraz daha yavaş bile bir ihtimal olabilir. Şimdi 20 tane ürettiğimize göre en az. Ben Z'ye basıyorum. Siz kendi tuşunuzu bulacağınız HSC'de bütün orduyu seçme tuşu var. Ayarlardan girip kontrol edebilirsiniz. O kadar da herhalde göstermeyeyim. Settings ayarlardan oradan yapabilirsiniz. Tabi hala gerekebilir göstermekte. Neyse soran olursa ayrı bir videoda gösteririm. Şimdi yazmış olursunuz. Şimdi buraya çıkın diyor. Çıkalım hadi. Bakın. Evet, buraya çıksın. Evet, şöyle gidelim. Böylece sorun olursa yazarız. Yaparız. 1500 canı var. Poised on a cliff top, the longbowman would be protected from an infantry charge. Geliyorlar. Geliyorlar. Şunlar mesela atlıları durdurduk bakın V'ye basarak. Bunlar böyle savaşmayacak. Bütün askerlerini the last of the invaders fell to the resurgent homegrown population. Now that their lands were free of enemies, the town could take the next step in its growth and become a powerful medieval city. Artık 3. çağa geçebiliyoruz. The erection of a great landmark would be the signpost of this growth. Benim zamanımda bu kadar uzun değildi bunlar. Bakın yine özel bir şey var. Neymiş? Kale. Şuraya mesela yapalım. Diyeceksiniz ki ebesinin alnından geliyor. Evet öyle bir şey var. Z'ye bastık. Şuraya gerek var. Şuraları bir temizleyin. Allah sizi top etmesin. Hala görüyorsunuz saçmalıklar yaşanıyor Age of 4'te. Maalesef. 3 sene geçti amına koyayım. Ama nereye gidiyor? Bir dönem faşist köpeklerdi. Evet. Şimdi... Bunlar ok atıyor gördüğünüz gibi. Hap çığa da olmuş bunlar. Normal değil. Şimdi... Neyse bir yata. Bakın bu kadar kişi sıkıyor. Adam akıllı can etmiyor. Niye için? Çünkü ok atıyor. Yani sonuç olarak bonus tablosu şuna benziyor.
okçu mızrakçıya bonus var. Mızrakçının buna bonus var. Bunun da okçuya bonus var. Ana şey bu. Mancının kalabalık alana bonusu var. Gibi gibi gibi. Özellikle okçuları çok rahat öldürüyor. İki çeşit mancınık var şu an diyebiliriz. Bir katapult gibi mangone. Yani bir sürü taş atıyor. İkincisi trebuchet. Yani uzak binaları bulmak için. O çok fazla vurmuyor. Tabi devletlerden yine devletin farkı var. Neyse artık basayım da. Bunu şeye koyacağım. Ayrı bir oynatma listesine de koyacağım. Age of 4 eğitim gibi. Yani oradan eğitim videolarına devam edebilirsiniz. Sorularınız olursa yazın lütfen. Yazabileceğimde yazarım. Veya yazabilirsem yazarım. Ana şeyim tabii ki cevap vermek. Burayı güzel temizlediler. Allah Allah. Diyor ki küçüman biz mültecilik, kaçtık bir yerlere. Küçüman bir köyden koskocaman bir şehir ürettik diyor. Evet, victory! Victory is ours! Evet, victory bizim. Zafer bizim. Şimdi, güzel kardeşler. Yani ana şekilde böyle sayılır. Yani daha hala şeyleri de var. İşte mancının kullanımı, onu kullanımı, bunu kullanımı. Ama en temeli bu bile sayılabilir. Ama bence biraz daha geniş aslında. Görüyorsunuz 16 devlet var. 4 tanesi değil kaç? 6 tanesi DLC ile geliyor. Sağ ol. Normalde Game Pass'te yapmıştım da burayı aktarılmamış. Görüyorsunuz bakın hangi devletler var. Bizans var, Japonya var, Abbasiler var, Eyyubiler var, Çinliler var. Çin'in varyantı olarak bir Çin filozofu olan Su Qi Legacy. Su Qi'nin şeyi var, Legacy'si yani aktarılan şey neydi Türkçe'den bunu? mirası. Ondan sonra şimdi Fransa var. Fransa'nın varyantı olan Jeanne d'Arc var. Jeanne of Arc. Yani bir kadıncağız, kızcağız Fransa'yı kurtaran bir toprağı tabii şey yapıyordu. Şimdi Kutsal Roma İmparatorluğu var. Onun varyantı olarak Ejder Tarikatı var. Delhi Sultanlığı var. Türk Sultanlığı. İngiltere var. Bu mesela belki de Mughal Empire'den yani Babür İmparatorluğu'nun daha çok toprağı oldu ama nedense şey etmiyorlar. Mali var. Ben değil. Moğollar var. Osmanlı İmparatorluğu var ama Yeniçerileri maalesef Age of 3'teki gibi asla değil. O yüzden şey yapmayın. Biraz daha farklı bir sistemi var. Zor da biraz. Ruslar var. Yani 16 tane muhteşem medeniyet var ve daha da gelecek inşallah. Ve bu medeniyetleri de yeni askerler falan ekliyorlar. Muhtemelen 8 hafta sonra bu sezon bitince ranked sezonu o zaman şey olur. Yeni askerler veya yeni devletler gelmiş olur tekrar. Yani uzun lafın kısası çok 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 güzel, çok 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 kaliteli. Age of 3'ye de kesinlikle tavsiye ederim. Belki bundan bile sevebilirsiniz. Age of 2'yi seven Age of 3'ü sevmez, Age of 3'ü sevmeyen Age of 2'yi sevmez ama herkes neredeyse Age of 4'ü sever. Olay öyle. Sorunuz olursa lütfen yazın. Zaten abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğene basın. Böyle saçma sapan uyuz uyuz şeyler. Ama mecbur. Mecbur, mecbur. Peki, görüşmek üzere. Bugün yükleyeceğim inşallah bu teala. Evet, azizler. Hepinize güle güle.